Sayın Canan Ulu. Ah, natürlich. 15 Şubat. 15 tarihinde Hamburg'da yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine Yeşiller Partisi'nde 35. sırada adaysınız. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. 35 yaşındayım. 1979 Hamburg doğumluyum. Karşısı bir ailenin en büyük evladıyım. Annem babam göçmen olarak Hamburg'a geldiler. Önce annem sonra babam. Annem terekeme, babam askalı. İki tane kardeşim var ve göçmen bir ailenin çocuğu olduğum için tabii ki çok küçük yaşlardan beri anne ve babamın eli kulağı oldum. Yani çocukluğumuzu istediğimiz gibi yaşayamadık çünkü onların Almancaları yeterli değildi. Onlara destek olmaya çalıştım. O esnada tabii ki farklı ayrımcılıklarla karşı karşıya kaldığım için pedagog oldum. Çünkü annem babam yardıma ihtiyacı olduğu zaman pedagoglar, sosyal pedagoglar yardımcı olmuştu bizlere. Onları da ben biraz örnek aldım. Topluma, dünyaya bir faydam olsun. Üniversite gittim, pedagog bölümünü bitirdim. Ama kolay olmadı bu süreç. Çünkü annem babam göçmen olduğu için ilk okuldaki öğretmenler bana direkt gimnazyal enfelum diyoruz, vermediler. Çünkü göçmen bir ailenin çocuğu olduğunuz zaman bu yapamaz, bu beceremez. Çünkü anne baba Almanca bilmiyor. Buna kim evde ödevlerde yardımcı olacak? Ben asla pes etmedim. Ailemin yardımıyla yolumu gitti. Eğitimi tamamladım. Ve hatta ilkokulda üniversite eğitimin başarabilecek olan arkadaşlar üniversiteyi bitiremediler. Çok mutluyum. Ailem olmasaydı belki bugünlere gelemezdim. Annem babam biliyor, yani annem babam hedef hep biz hayallerimizi gerçekleştiremedik. Çocuklarımız hayallerini gerçekleştirsin. Dualarını eksik etmediler, desteğini eksik etmediler. İdealist bir anne babam var. İdealist bir anne babam var, evet. Sağ olsun, her zaman yanımdalar, benimle beraberler. Bazen böyle beni başörtülü gördükleri zaman insanlar diyor, acaba bunun arkasında kim var, neler var? Benim var birileri, annem ve babam. En büyük destekçilerim onlardır, ailemdir. Zaten ailede bağları kuvvetli olmasa biz yürüdüğümüz yollarda o badireleri, hepimizin hayatta badireleri oluyor, atlatamayız diye düşünüyorum. Çok mutluyum. Bundan önceki dönemde katıldığınız seçimlere, yine Yeşiller Partisi'nden. Ama orada ne oldu? Seçilebilecek bir sıradan mı değildiniz, yoksa henüz tanınmadınız mı? Niçin böyle bir seçilemediniz? 2011'de aday olduğum zaman ilk sıralarda aday olmak istemedim. Arkalardan aday olmamın sebebi, insanlar önce bu fikre alışsın. Başörtülü bir bayan, kimseyi yormak istemiyoruz. Yavaş yavaş bir şeyler değişecekse. Sağ olsun partim Hamburg Altona semtinde beni 6. sıradan aday yaptı. Aday yaptı derken tabii ki ben konuşmamı yaptım. Arkadaşlar bana güven oyunu verdiler. Benden beraber 6 tane erkek adaydı. Yeşiller'de böyle bir sistem var. 1, 3, 5, 7, 9 rakamları bayan sıraları. Ve ben aday olurken erkek sırasından girdim. Seçime... Kadın kotası var değil mi? Kadın kotası var. Evet, aynen öyle. Ben de erkek kotasından girdim. Çünkü kadın kotaları dolmuştu. Yani bütün kadın sıralarının milletvekili adayları seçilmişti. Acaba olur mu olmaz mı diye konuşmamı yaptım. Sağ olsun arkadaşlar konuşmamı beğendiler, seçtiler. O zamanları 2011'de Almanya'da ilk defa başörtülü bir bayanın milletvekili olmasını da yaşadık. Yani Yeşiller o zamanları tarih yazdı. Bu sefer de semtimde aday olamadım rahatsızlık geçirdiğim için. Ama genel listede sağ olun. Genel listede... Parti başkanlarım beni aradı. Dedi ki 10 seneden beri parti için çalışmalarım var. Takdir ediyoruz. Sen konuşmanı bize gönder. Biz seni tanıtalım. Nasip olursa seçilirsin. Ben de dedim tabii neden olmasın. Gönderdim. Konuşmayı takdim ettiler oradaki bulunanlara. Evet, delegelere. Sağ olsun delegeler de bana oradaki oylarıyla güven oyu gibi vermiş
oldular. Ben çok mutlu oldum. Yani inanın hiç beklemiyordum böyle bir şeyin olabileceğini. Almanya'da aynı zamanda başörtülü ilk adaysınız. Evet. Diğer partilerden de olsun, yeşillerden de olsun hiçbir evet. aday gösterilmedi. Evet. Bu nasıl bir duygu? Güzel, heyecanlı bir duygu. Ama burada itiraf etmem gerekir ki sadece başörtülü olduğum için seçilmek istemiyorum. Yaptığım çalışmalardan dolayı insanların güvenini kazanıp, çünkü her ırktan, her dünya bakıştan kim ne olursa olsun bana güvensin. Başörtülü oldum diye bana oy verdikleri zaman eksik kalırım diye düşünüyorum. Çünkü ön planda benim çalışmalarım, insanlar için, toplum için neler yapabiliyorum? Farklılık, ayrımcılık yaşayan ailelere bir desteğim oluyor mu? Ya da yan yana yaşayan, birlik, beraberlik olmayan ortamlarda bir faydam olabiliyor mu? Yani insanlara ben Canan Ulufer olarak, bir siyasetçi olarak ne katabiliyorum hayatlarını burada güzel bir şekilde sürdürmeleri için, yaşamaları için? Biri gidip bana, ya kızım sen bacım başörtülüsün, oy vereyim sağ olsun ama keşke ben yaptığım işlerden dolayı bana oy verdikleri zaman evet doğru bir yoldayım, doğru şeyleri yapıyorum hissini bana veriyor. Ve bu her şeyden daha ağır basıyor. Çünkü başı açık olsam o zaman ne diyecekler? Sen başı açıksın, sana o yüzden oy veriyoruz. Ben herkesin haklarını savunuyorum. Türk, Kürt, Alevi, Sünni benim için fark etmiyor. Önemli olan hepimizin bu dünyada, bu hayatta eşit bir şekilde eşit haklara sahip olmamızdır. Fakat Alman toplumunda daha doğrusu bazı ülkelerde de başörtülülere karşı bir negatif ayrımcılık yapılıyor. Hı hı. En azından bu çok olumlu bir şey değil mi toplum için? Alman toplumu için. Başörtülü aday olmam mı? Evet. Tabii öyledir. Ben aday olduğum süreç 2011 ve şimdi de Hamburglulardan çok pozitif tepki alıyorum. Pozitif enerji alıyorum. Keşke senin gibi daha çok insanlar olsa. Niye? Senin gibi başörtülü insanları gördüğümüz zaman orada çok ilginç. İcraat değil, başörtü ön planda oluyor. Senin gibi başörtülü insanları sık sık görsek hayatın farklı alanlarında bizim ön yargılarımız kırılır. Mesela sizin gibi bir bayanın Yeşiller Partisi'nde aday olmasını hiç tahmin etmezdik. Konuştuk, sohbet ettik. Sonra biraz özele girdik. Galatasaray'ı çok severim. Böyle bir hayranlığım var futbola. Nasıl oluyor başörtülü bir bayan futbol hayranlığı? Diyorum bakın, hepimizin böyle kutuplanmış ya da kategorileşmiş fikirlerimiz var. Ama ben aslında hiçbir yere sığmıyorum. Yani hiçbir çekmeceye ait değilim. Ben bu toplumdan bir insanım. O farklılıkları içimde yaşıyorum. Ailem çok farklılıklar barındıran bir aile. Bunlar beni zenginleştiriyor. Ama inanın çok çok pozitif tepki alıyorum. Dolayısıyla yaşlı Almanlardan, çünkü onlar buradaki tarihi yaşadıktan sonra daha açık oluyorlar. Ben 2007 yılında Almanların milletvekillerini, yani Almanların milletvekillerinin ön yargıları kırılsın diye farklı partiden bunları alıp Türkiye'ye götürdüm. Türkiye'de farklı kurum ve kuruluşları ziyaret ettik. 2007'den 2011'ine kadar bunu yaptım. Peki seçildiğiniz zaman hangi konular üzerinde çalışmak istersiniz veyahut da çalışacaksınız? Herkes eşit haklara ve iş olanaklarına sahip olsun. Bence bu çok önemli bir husustur. Çünkü herkesin bir işi olduğu zaman yaşadığı bir topluma daha çabuk entegre olabiliyor. Önemli olan da kendim farklı ırkçılık ya da ayrımcılığa maruz kaldığım için bu ön yargıyı kırmak istiyorum. İslamiyet'e karşı olan çok büyük ön yargılar var maalesef. Bu dünyada öyle, Almanya'da öyle. Müslümanlara karşı ön yargılar var, başörtülü bayanlara karşı ön yargılar var. Türk Müslüman erkeklerine karşı büyük ön yargılar var. Ve bu ön yargıları yuvarlak masalar olabilir, diyalog şeklinde olabilir, kültür festivalleri olabilir, toplantılar olabilir. Yani en büyük hedefim, amacım
kalbimizde, beynimizde olan o ön yargıları kırmak. Çünkü sadece Alman toplumunda değil, kendi aralarımızda da çok ön yargılar var. Bu ön yargıları da kırmak istiyorum. Yani ben bir Kürt arkadaşımla, bir Alevi arkadaşımla aynı yolda yürüyüp aynı hedefler için çalışmak istiyorum. Sen başörtülüsün, sen Kürtsün, sen Alevi demeksizin bir birlik, bir beraberlik içinde olsak hepimiz için, burada yaşayan göçmenler için de çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kültürler arası diyalog, dinler arası diyalog, bence dinler arası diyaloğu güzel bir şekilde sürdürebilirsek ya da zeminini koyabilirsek eminim diğer problemler kendiliğinden çözecek. Çünkü bugün gençler meslek yaptıkları zaman niye iş sahibi olamıyorlar? Çünkü Hasan Hüseyin, Ayşe, Fatma diye isimlerle bir şekilde bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar. Beverbrunk yazarken ismini görüyor. Diyor ki ya bu Türk kökenli ya da bu yabancı, ben bunu işe almayayım. Ama toplumda aslında o gençlere ihtiyacımız var. Çünkü o gençler bizim hem geçmişimize, yani hem kültürümüze hem geleceğimize, yani bu ülkede yaşamak istiyorsak, buradaki toplumun bir parçası olmak istiyorsak bizim kapılarımız olacaktır. O gençlere çok ihtiyacımız var. Benim de iki tane erkek kardeşim var. Onlar da çok güzel bir şekilde mesleklerini bitirip iş sahipleri, yani meslek sahibi oldular. Yani en önemlisi herkes eşit haklara ve iş olanaklarına sahip olsun. Çünkü herkesin burada bir işi olursa topluma daha çabuk entegre olur. Almancayı daha çabuk öğrenir. Siz bir toplumda yaşıyorsanız ama işiniz yoksa o topluma adapte olmanız çok zor olur. Ve burada önyargıların kırılması gerekiyor. Çünkü ben bir iş müracaatında bulunduğum zaman insan kafamdaki başörtüyü görmesin. Görmemeli. Çünkü benim orada kvalifikasyonum önemli. Yeteneğim önemli. Ben 2009 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra kilisenin böyle bir şeyi vardı. Müracaatta bulundum. Sağ olsun beni görüşmeye çağırdılar. Başörtümü de konuştuk. Dedim benim başörtüm hiçbir zaman beni engellemiyor. Önemli olan benim kvalifikasyonum. Üniversiteyi pek iyiyle bitirdim. Onlar dedi evet dedi, belki bizim için avantajlı da olabilir. Sonuçta buraya hamle bayanları geliyor. Onlar da başörtülü. Belki sizi orada gördüğü zaman daha rahatça sorunları ifade edebilir. Normalde kilisede çalışmak için kilise üye olmanız gerekiyor. Ben de o şeyi hususu kaldırdılar. Ve rahatlıkla Arap kökenli, Türkiye kökenli insanlar gelip benden yardım alıyor. Bu siyasette de öyle. Ben siyasete başladığımdan beri insanlar acaba ben siyaset yapabilir miyim? Ben Alman değilim. Beni gördükten sonra farklı kesimden, farklı gruptan, inançtan insanlar partimize üye olup evet seni gördüm, baktım başörtülüsün, ben de zenciyim, neden olmasın? Beraber bir birlik için bir şeyler yapalım. Yani bu endişeleri ortadan kalkıyor. Tabii kalkıyor. Ben zaten bazen şey diyorum, konuşarak değil, yaşayarak da örnek oluyorum. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor ya da ifade edemiyoruz kafamızdaki yani kafamızdaki idealleri dökemiyoruz cümlelere. Ben hep Canan Ulufer, yani duruşumla insanlara örnek olmaya çalışıyorum. Genç kızlara örnek olmaya çalışıyorum. Hatta bu seçimlerde, bu dönemde böyle broşürleri dağıtırken gençler hep gelip diyor ki ya abla ne güzel kapalısın, bizim de kız kardeşlerimiz kapalı, götürelim. Onlara da bir motivasyon olur diyorum. Tabii kardeşlerinize motive edin. Yani bir meslek sahibi olsunlar. Burada kendi hayatlarını çizsinler. Çünkü ben böyle öğrendim. Annem babam bana bunu böyle öğretti. İslamiyet bana hiçbir şey yasaklamıyor. Yasaklayan bir şey varsa o da yasalardır, kurumlardır, kuruluşlardır, insanlardır. Burayı kırmak lazım. İnsanların beynindeki duvarlardır. Duvarlardır. Zaten köprü yapmamız gerekir. Yani köprü yaptığımız zaman insanlar arasında, kültürler arasında, dinler arasında insanlara ulaşımlar daha kolay olur. Yani kalplerin arasında bir yol oluşur. Ben bunu savunuyorum. Yani köprü her zaman güzeldir. Bir yerden bir yere bir geçiş sağlıyor.
bunu hedefleyebilirsek, bunu biraz daha zemini koyabilirsek umarım gelecek nesiller için çok güzel şeyler yapacağız. Herkes oy kullansın, vatandaşlık hakkına sahip çıksın. Çünkü oy kullandığı zaman vatandaşlarımızın siyaseti bir şekilde etkiliyorlar ve seslerini duyuruyorlar. Evde oturup da ya ben bu partinin bu siyasetini beğenmedim de olmuyor. Siyaseti beğenmiyorsan gidip kendi fikrini, yani fikrini derken gidip partiyi seçeceksin, oyunu kullanacaksın. Oyunu kullandığın zaman zaten bu toplumun bir bireyi olduğunu gösteriyorsun. O oylar bizim için çok önemli. Çünkü 37 Türkiye kökenli milletvekili aday var bu sefer ve desteğe ihtiyacımız var. Çünkü biz onların sesi olabiliriz. Onlar bize verdikleri oyla bizim onlar için yapabileceğimizi destekleyebilirler. Bu çok önemli. Oy vermedikleri müddet tabii ki bizim hedeflerimiz ya da onlar için yapmak istediklerimizde zorlanabiliriz. Çünkü milletvekili olduğunuz zaman siyasetin farklı yerlerinde bu imkan size veriliyor.